Afişe hoş geldiniz. Programımıza heyecanlı bir tiyatro haberiyle başlıyoruz. Sinema tarihinin en iyi filmlerinden Esaretin Bedeli Türkiye'de ilk kez tiyatro sahnesine taşınıyor. 25 kişilik oyuncu kadrosunun yer aldığı yapımın Türkiye premieri 15 Aralık'ta. Burası 150 yıllık laneti olan bir yer. Taş duvarlar, sıçanlarla kaplı. Umudun ve özgürlüğün hatırlanmadığı bir yer mi burası? Zorlu Performans Sanatları sahnesinden sizlere sesleniyoruz. Sinema tarihinin gelmiş geçmiş en iyi filmlerinden olan Esaretin Bedeli, Türkiye'de ilk kez Çolpan İlhan, Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından dev bir prodüksiyonla tiyatro sahnesine taşınıyor. Değerli oyuncuları Kerem Alışık, Kaan Taşaner ve Ali Keçeli ile beraberiz. Hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Şimdi bir kere muhteşem bir sinema filmi. Kerem, hakikaten çok heyecan verici. Evet. Şu anda da zaten sahnelenecek olan mekandayız. Hı-hı. Çok da gösterişli gözüküyor her şey. Nasıl karar verildi? Önce onunla başlayalım. Fikir nasıl oluştu? Şimdi böyle bir guguk kuşuyla başlayan, Frankenstein'la devam eden bir yolculuk var. Bir repertuar yolculuğu var tiyatromunun. Bu doğrultuda da çok önemli kült eserlerin tiyatroya uyarlanmış ama Türkiye'de ilk defa sahnelenmiş şekliyle bize gerçekleştirmek bize nasip oldu. Bu anlamda Esaretin Bedeli'nin de Londra'da oynadığını da bilince, düşününce film de zaten hepimizin yani bizim kült filmlerimizden bir tanesi. Evet, Stephen King'in Frank Darabont yönettiği, yazımada da yardımcı oldu falan. Ölümsüz yani kült. Hemen gene biz yükseldik. Bu bir üçlemeydi. Frank, Guguk Kuşu Frank ve işte Esaretin Bedeli. Biraz zor oldu tabii bunların telif hakları, şunları bunları, yazışmalar, şunlar bunlar. Sonuçta tiyatro bunu başardı ve biz geçen sene bunu oynamayı planlarken biraz daha üstünde dramaturji çalışmasını yapmak ve daha lezzetlendirmek adına biraz öteledik. Bu sene işte sahneliyoruz. Yani zaman bu zaman. Öyle bir düşüncenin eseridir Esaretin Bedeli. İnşallah başarırız yani. İnşallah. İnşallah başarırız. Kaan, sen ne hissettin ilk teklif geldiğinde? Çok fazla düşünmedim. 5 dakika mı 10 dakika mı ne üzerine konuştuk. 3 gün ben bir yokum sonra başlayalım hemen falan. Öyle başladık yani. O arzuyla başladık. O şekilde başladım ben de. Hala da hiç aşağıya doğru inmeden hatta yukarıya doğru devam eden bir heyecanla bekliyoruz premieri. Evet. Şimdi karakterler üzerinden biraz konuşalım istiyorum ama önce hikayeyi dinleyelim. Aslında umutla umutsuzluğun çatışması. Evet. Hani sıkışmış, her yeri pencereleri, perdeleri, kapıları kapanmış bir yerdeki insanların hala umudu düşünerek bir şeyler hayal etmesi. Birilerinin de artık buradan çıkamayız, buraya alışalım. Umudu aklımıza getirdikçe burada daha kötü oluruz mantığını kurarak tam çelişkili ters bir düşünceyle onu savunması. Sonuçta, ama müthiş de bir dostluk oluşuyor. Tabii aynı anda da bir dostluğun bir buluşması. Hani Nazım diyor ya, insan umut adına çölde martı olmalı diyor. Denizin olmadığı yerde martı olmalı umut adına diyor ya. Umut, hani Cemal Süreyya'nın da şey vardır. Kapatmayın kitabın kapağını, umut belki de gelecek sayfada. Evet. Hani böyle bir şey, umut her zaman kazanır, kazanmalıdır. Burada da kazanıyor zaten. Hepimizin hayatındaki en temel noktasında bu var zaten. Yarınla ilgili bir umudumuz olmadığında biz yaşayamaz hale geliyoruz. Evet. Şimdi umut demişken en güzel umut yanımızda oturuyor. Evet. Hepimizin da bir umudu var. Değil mi? Burada bu ülkenin umut de umudu, var. Ailesinin umudu, hepimizin umudu. Evet. Çünkü çok güzel işlere imza atıyor. Ben uzun zamandır adını duyuyorum. Dikkatimizi çekiyor sevgili Ali Keçeli. Frankenstein'da biliyorum zaten 3 sezon müthiş bir oyun sergilediniz. Sen zaten Çolpan İlhan Sadri Alışık Tiyatrosu'nun öğrencisisin. Yıllardan beri yanınızda. Tabii, tabii. Biraz sizden dinleyelim. Şimdi Ali çok yetenekli çocuktu. Okulda çok kendini akranları arasında çok gösteriyordu. Frankenstein'da da bir çocuğa ihtiyacımız vardı. Muazzam yetenekli ve çok iyi de oynadı. Şimdi elimizde böyle bir de anlat bakalım. Bir de müthiş ilgili bir ailesi bir var. Aile de sanata düşkün. Müthiş. Anne öyle, baba öyle. Baba öyle. Çok ilgililer, yani çok ilgililer. Destekler. Ama çok önemli. Şimdi şans insana bütün nimetleri verir ama onu tatmak için burun gerekir. Şimdi onun burnunu da yabana atmayalım. Yani onun da sanatı olan müthiş bir hassasiyeti, ilgisi ve yeteneği var. Bütün kitap kurdudur. Hani tabii tabii. Ve sonuçta biz dedik ki Esaret'te böyle bir figür de kullanalım. Hani çünkü çeşitli yaş grupları var. O skalaların içinde bir de böyle genç bir mahkumu da kullanalım. O
düşünceyle Ali'yi de buraya istedik. Zaten 10 yaşından beri Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde eğitim aldığım için Frankenstein'da da şimdi de burası herkes ailem gibi. Bu Frankenstein'da oynadıktan sonra bir tiyatro ile İngiliz bir prodüksiyonla burada Profilo'da bir oyunda oynadım, İngiliz bir oyunda. Onu da İngiliz bir yönetmen koydu sahneye. Yönetmenimizin bir sürü dostları İngiliz, İngiltere'den, Avrupa'dan bir sürü kişi izlemeye geldi. Oradan izleyenlerle de biz hep iletişimde kaldık. Ve daha sonrasında Billy Elliot için. Evet, Billy Elliot oynadı. Beni seçmelere çağırdılar. Sonra kazandım ve öyle devam etti Billy Elliot. İngiltere'de İngilizce oynadı o, evet. Oyunu bir de yani. Evet. Çok güzel. Bunu ben de anlamış değilim Broxy. Red'i neden gereksiz yere savunduğunu bilmiyorum. Ama dert değil, bugün iyi günümdeyim, dayanmayacaksın. Ama sakın bir daha gereksiz yere kahramanlık tasarına takma. Şimdi aslında hani dedik ya hikaye acılı bir adamın hikayesi, Andy'nin hikayesi. Evet. Yani Andy'yi anlat bana. Andy'nin acısı galiba anlaşılamamak oluyor. Evet. Yani yanlış anlaşılmak oluyor. Gerçekten... İşte bankacı, normal düzenli bir hayatı olan bir adamken birdenbire herkesin başına, hayattaki bütün insanların başına gelebilecek küçük bir baht dönüşü yaşıyor, evet, da. Evet, bir talihsizlik yaşıyor. İşte bütün drama dediğim şeyin merkezinde duran o şey onun da başına geliyor. Bir küçük dokunuş, evet, bütün hayatını değiştiriyor. Eski hayatına dönmeyiz kavgasını veren bir adam sadece. Sabırlı olmak gerektiğini, dayanmak gerektiğini, bazen oyunu kuralına göre oynamak gerektiğini, sağduyulu olmak gerektiğini. Yani hepimizin aslında ihtiyacı olan şeyleri söylüyor. Evet. Yani panik anlarında Andy gibi davranabilsek, evet, belki her şeyi çözmüş olurduk. Doğru, dokunduğu herkesin bir hayatını değiştiriyor. Evet. Red de sükunet adamı. Bu Andy'nin tersine burada ömrünün 1/3'ünü burada geçirmiş. Umut tehlikeli bir şeydir. Umut tehlikeli tersi. Bir şey ve artık buraya alıştık, burada çıkmayacağız. Ben diyor işte hapishaneye dışarıdan bir takım şeyleri temin edebilen bir adam bu kadar fazla kaldığı için. Onunla avunan, mutlu olan bir karakter ama Andy onun kırılma noktası. Çok teşekkür ediyoruz. Oyunun biz teşekkür yolu ederiz. Açık olsun. Bütün koltuklarınız hep de olsun. Hapishanemize hoş geldiniz. Burası şart. Çok teşekkürler. Sağ ol. Aileden biri gibi olacaksın. Hayır çıkmak istiyorum. Çıkaramıyorum. Kazanan Meryem. Hürriyet gazetesinin artık bir klasiğe dönüşen organizasyonu 45. Panten Altın Kelebek ödül töreni her zaman olduğu gibi yine haftaya damgasını vurdu. Televizyon, müzik ve sanat dünyasını bir araya getiren gecede 45 dalda ödül dağıtıldı. Törende 3 kez sahneye çıkan Cem Yılmaz esprileriyle geceye renk kattı. 45. Panten Altın Kelebek ödül töreni Çağla Şikel'in dijital bir şov eşliğindeki dans performansıyla başladı. Cem Davran ve Çağla Şikel'in sunduğu ödül töreninde 3 kez sahneye çıkan Cem Yılmaz esprileriyle ilgi odağı oldu. Cem Yılmaz jüri özel ödülünü Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı'dan aldı. Bu sene Defne ile beraber katıldığımız ödül törenlerinin ikincisi bu veteranlık vurgusu. Kızcağız da çıtır bir sevgili buldum diye düşünürken bu... Yaşlı 25. yıl ölmek üzere ödül özel bak gidiyor bak verin gibi. Defne'cim gençliğimize kaldırıyorum bu ödülü. 25. yıl özel ödülüne değer bulunan Kenan Doğulu da ödülünü Cem Yılmaz'ın elinden aldı. Ben 45 yaşındayım. Altın Kelebek de 45 yaşında olduğuna göre... Neye aşağı tekabül ediyor? Aşağı yukarı aynı işte denklemden gitmeye çalışıyorum. Benden genç gösteriyor diyebilirim. 25. yıl özel ödülünün sahibi, hepimizin gönlünde taht kuran, tıpkı benim gibi o da veteran olmasına rağmen genç gösteren ve her zaman genç gösterecek olan... Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Yok şu anda oluşuyor, dijital olarak oluşuyor şu an. Onu bekliyorum. Kenan Doğulu.
Kenan Doğulu. Hep güzel şarkılar yapmaya çalıştım ve bütün gayem her zaman müziğe hizmet etmek oldu her şeyden önce. Kenan Doğulu nostaljik şarkılarını davetlilerle birlikte söyledi. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde en iyi müzik grubu Athena, en iyi erkek pop müzik sanatçısı Edis oldu. Yanına yanına, al beni yanına, yakışırız ama çok çok çok. Yanına yanına, al beni yanına, yakışırız ama çok çok. Ödül töreninde sahnede duygusal anlar da yaşandı. En iyi kadın pop sanatçısı ödülünü kazanan Aleyna Tilki samimi bir konuşma yaptı. Öncelikle gerçekten bu ödül ve böyle büyük isimlerin olduğu sahneye çıkartan beni, o büyük güce, daha sonra aileme, daha sonra Altın Kelebek ekibine sonsuz teşekkür ederim. En iyi kadın oyuncu, Kadın dizisindeki performansıyla Özge Özpirinci, en iyi erkek oyuncu, Çukur dizisindeki performansıyla Aras Bulut İynemli oldu. En iyi çocuk oyuncu ödülünü almak üzere sahneye gelen Ali Semi Sefil, Kübra Süzgün ve Demir Birinci gözyaşlarına hakim olamadı. Kübra Süzgün yine kadın. Sen Anlat Karadeniz'den Demir Birinci. Bu ekipte çalışan abilerime, ablalarıma ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Ve bu ödülü onlar adına alıyorum. Allah'ım. Bravo. Perişan oldu. Allah'ım tebrik ediyoruz seni güzel kız. Tamam. Hürriyet okurlarının oylarıyla sahiplerini bulan 45. Panten Altın Kelebek Ödülleri'nde en iyi fantezi müziği kadın sanatçı ödülüne layık görülen Sibel Can'sa APO ile yaptığı düetle geceye renk kattı. Sibel Can'a ödülünü Selami Şahin verdi. Yanlış düzenle aşkmış kime ne gördüm ben ama hiç etmem kelamı. Diken mi gül mü? Sen bülbüle gel. Yandım ben yandım ah yokmuş devamı. Gecede Türk sanat dünyasının pek çok kıymetli ismine onur ödülleri sunuldu. Türker İnanoğlu ve Cüneyt Arkın onur ödülü alan iki usta isim oldu. Kelebek ödülleri daha önce aldım. Ama bu ödül başka bir tadı var. Türker abinin elinden alıyorum. Türker abi kelebeğe bir beyanat vermiş. Röportajında diyor ki, Cüneyt Arkın benim hayatımı kurtardı. Ya Türker İnanoğlu Cüneyt Arkın hayatını kaç kere kurtardı ki? Sağ olsun beni alkolden kurtardı. Gecenin diğer onur ödüllerini ise efsane müzik grubu MF'e verdi. Ödüller Gökçen Kaynatan, Nilüfer ve Sıla'ya gitti. MF'e gecede sevilen şarkılarından küçük bir konser seslendirdi. Nasıl bir sevdaysa bu karşı koyamam. Dayanamam, kıskanırım. Seni paylaşamam. Satırlar uçar gider aklımdan. Sana sarı laleler aldım çiçek pazarından. Gecede Mazhar Alanson'un Cem Yılmaz'la atışması neşeli anlara sahne oldu. Evet, çok teşekkürler. Hiç iştirak yok. Cem Bey. Kenan Doğulu'ya gelince şarkı söylersin. Bize gelince yok. Peki. Gene çocuk ruhuyla Mazhar Alanson'u gördünüz. Şarkıların aşağı yukarı %70'ini size söyletti. Ben bir ara bir Mustafa Sandal konserindeyiz zannettim. Çünkü o da aşağı yukarı %85'ini söylemiyor.
Farklı dallardaki televizyon ödülleriyle her zaman büyük ilgi toplayan Altın Kelebek'te en iyi kadın haber spikeri ödülü Buket Aydın'a, en iyi erkek haber spikeri ödülü Cem Öğretir'e verildi. Gecede en iyi televizyon dizisi Çukur, en iyi romantik komedi dizisi Erkenci Kuş ve en iyi haber programı dalında Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge ödüle layık görüldü. Ahmet Hakan ödülünü Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal'ın elinden aldı. Gecede en iyi kadın sunucu ödülü Müge Anlı'ya giderken en iyi erkek sunucuysa Acun Ilıcalı oldu. Sokakta dolaşan böyle ticari başarısızlıklar yaşamış, hayatında da çok çok zor dönemler yaşamış bir gence kucağını açtı. Benim buralara gelmem için beni çok motive etti, çok destekledi. Bana hep bir abi oldu. Bilmem bilir misiniz, hepimizin aklında bazı telefon numaraları kalmıştır. Benim İlker abinin telefon numarası hala hafızamda ve hiç unutmadım da. Benim için çok çok değerli bir insan. Ona da gönül dolusu teşekkür ediyorum. Sağ olsun. 45 dalda ödülün sahiplerini bulduğu Panten Altın Kelebek ödül töreni geleneksel toplu fotoğrafla sona erdi. Netflix'in ilk Türk orijinal dizisi olan Hakan Muhafız bu hafta izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı yapım İstanbul hakkında fantastik bir hikayeyi konu alıyor. Hakan Muhafız aynı anda 190 ülkede izlenebilecek olmasıyla da dikkat çekiyor. Muhafız'ın da kendisi. İstanbul'un kaderi ve geleceği ona bağlı. Yıllardır bu anı bekliyoruz. Biz sadık olanlarız. Neye sadıksınız? Sana. Eğer ölümsüz Muhafız'ın geri geldiğini öğrenirse bu şehirde yaşayan herkesi yok etmek için bir an önce harekete geçecektir. Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan Muhafız'ı konuşacağız. Oyuncusu Çağatay Ulusoy ve yönetmenlerinden Gönenç Uyanık'la beraberiz. Öncelikle hayırlı olsun diyerek size başlayalım. Teşekkür ederiz. Biraz aslında senden dinlemek istiyoruz Çağatay diziyi. Öncelikle proje gerçekten çok ses getirdi. 10 bölüm birden yüklenecek. 14 Aralık'ta gösterime giriyor. İşin başlangıcını konuşalım. Her şey nasıl başladı? Sen biliyorum ki ilk zamandan beri işin içindesin. Geçen sene Mart ayıydı. Konuşulmaya başlandığında proje Netflix Türkiye'ye iş yapmak istiyor diye. O zaman gündeme geldi ama ne tür bir iş yapılacağı çok belli değildi. Ondan sonra İpek Göktel'in yazdığı kitap üzerinden esinlenilerek fantastik bir kitapta olan hikayeyi biraz derleyip ve biraz değiştirip bu hikayeyi yarattılar Amerikalı senaristlerimiz. Ya ilk başta tabii fantastik Netflix'in bir iş yapması, Türkiye marketine ve fantastik janrada bir iş yapması çok merak uyandırıcı bir şeydi. Beni çok çekti. Böyle bir ilk yapılacak bir projede yer almak ve daha önceden hiç yapmadığım türde bir işte oynamak. Karakteri okuduğum zaman da gerçekten çok eğlenceli. Üç tane yönetmeni var dizinin. Evet. Sizden detayları dinleyelim. Siz hangi bölümlerinde yer alıyorsunuz? Hangi bölümlerde imzanız bu var? Bu sistem aslında Netflix ve diğer dijital platformlarda çok kullanılan bir şey. Yani mesela Game of Thrones'un neredeyse her bölümünü başka birisi evet. çekiyor. Ve bunu ilk kez hani biz bu projede denemiş olduk. Ben şeyi çekiyorum. Şimdi Can Evrenol 1, 2, 3'ü çekti bölüm olarak. Umut 4, 5, 6'yı. Ben 7, 8'i çektim. Sonra Can 9, 10'la finalini tekrar çekti. Her bölümde herkes kendisinden bir şey kattı ama tabii ki bir görsel bütünlük dahilinde oldu ve herhalde en büyük şeyimiz de görevimiz de oydu ve onu çok keyifli bir şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Onu sen edeceksin. Ölümsüzü yenmek için bundan çok daha iyisini yapman lazım. Biz hep İstanbul'un daha tarihi yönleriyle görmeye alışkınız ama bir de modern yüzü vardır. Hani o bütün izlediğimiz, bütün sinema filmlerinde çok da gösterilmeyen. Hı-hı. Aslında birçok açıdan ilki barındıran bir proje. İki bu tarafı da anlatıyoruz. Değil mi? Bu açıdan da biraz değerlendirmeni evet. isteyecek olursak neler söylersin? İki tarafı da anlatıyoruz. Hem modern tarafını hem eski tarihi tarafını... Yani izleyiciler çok fazla bizim tarihi yerlerimizi ve kültürümüze dair eskiye dayalı çok fazla
konuyu görecekler. Özellikle İstanbul'a hakim olmayan yabancı seyirciler açısından gerçekten bir görsel şölen olabilir diye olacak diyebilirim. Hakan sıradan bir çocuk. Kapalı Çarşı'da antikacı dükkanında çalışıyor. Hayalleri var. İdealist birisi. Kendi ayakları üstünde durmak isteyen, olduğu yere sığmayan, taşmak isteyen, yani yeni atılımlar yapmak isteyen bir karakter. Harata karşı survive etmek istiyor tek başına aslında. Ya babasıyla çalışıyor, okey her şey güzel, güvenli yerde ama risk almak istiyor kendi hayatı açısından. Ama farkında değil hiçbir şeyin tabii ki. Geçmişten gelen bir sırra vakıf olmasıyla beraber, geçmişten gelen bazı mistik güçlere, mistik konulara ve onlara vakıf olmasıyla birlikte bütün hayatıyla ilgili yaptığı planlamalar, programlar hepsi değişiyor. Bir anda Gönenç'in dediği gibi bir günde bütün dünyası alt üst oluyor ve tamamen kendini başka bir şeyin ortasında, başka bir sorumluluk altında buluyor. Peki bu 10 bölümden sonra devamı gelecek mi? Gelecek. Evet, devamı gelecek. Sezonda, evet. Şimdi birçok açıdan ilki barındırıyor dedim. Sizin beklentinizi sormak istiyorum bu işle ilgili. Sektör adına çok iyi şeyler olacağı kesin bizim marketimiz adı altında. Türkiye'nin de hem bizim kültürümüzü hem bizim coğrafyamızı yurt dışındaki insanlara ve bilinmeyen insanlara tanıtmak için ve diğer marketlerin de dikkatini çekip Türkiye'ye yatırım yapmaları için her şey adına bence çok olumlu şeyler olacak. Ama işin ne kadar iyi olacak ya da kötü olacak diye bir şey diyemem. Ne olursa olsun sonucunda biz sonuçta imza bir iş yaptık ve ilk bir şey yaptık, bir şey denedik. Bu haftalık afişin sonuna geldik. Yeni haftada tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, sanatla kalın.